Total İstasyonları gün ortasını sunar. Ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Harika Ertunç. Bugün 20 Temmuz Çarşamba, ilk konuğumuzu alarak başlayalım programımıza. Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün bizimle. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar Harika Hanım, iyi yayınlar, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Şimdi plastik sektörünü konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İsterseniz bütün aslında küresel ekonominin dinamiklerini yerinden oynatan iki sene önce başlayan pandemi süreci için başlayalım. Bu süreçte birçok sektör etkilendi. Bazıları olumlu ayrışırken bazıları için son derece negatif senaryolar vardı. Plastik sektörü bunun neresindeydi? Buradan sonraki gelişimi de daha net gözlemleyebilmek adına pandemi sürecinden başlayalım. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi pandemiyle beraber yeni dünyada birçok da geleneksel bilinen gerçekliklerde de ciddi değişmeler oldu. Plastik sektörün özelinde pandemi bize neler getirdi, ne tür sürprizler yaşattı veya bu sektörün pandemiden çıkışından sonra ne tür sonuçlar elde etti? Şöyle kısaca özetleyecek olursak, pandeminin tabii ki ilk döneminde en önemli konu hijyen oldu malumunuz. Hijyenle beraber tabii hijyenik ürünlerin de önemi ambalaj sektöründe, gerek sağlık medikal sektöründe plastikler en yoğun kullanılan, hatta burada alternatif ürün grubunun başında geliyordu ve burada ciddi talepler oldu ve yatırımlar gerçekleşti. Bu noktada da hani çok bilinen geleneksel hijyen ürünlerinden maskeden başlayarak sayabileceğim ürünlerin nazarında sağlık sektöründe de birçok kullanılan medikal ürünlerden de bahsediyoruz genel amaçlı. Bunların tabii bu alanda ciddi yatırımlar hızla Türkiye'de gündeme geldi ve gerçekleşince de Türkiye burada bölge coğrafyasında önemli bir tedarikçi pozisyonuna da gelmiş bulundu. Bunun akabinde aslında çok kısa sürede bir ekonomik anlamda daralan ekonomi hızla ayağa kalktı da diyebiliriz. Hatırlayacak olursak 2020 Mart ayını bizde pandeminin başlangıcı sayacak olduğumuzda Haziran'a kadar ciddi bir ekonomik yavaşlama, durağanlık ve akabinde de hızla sanayide bir atak gerçekleşti diyebiliriz. Bunun etkilerini ve sonuçlarını da sektör anlamda çok net görür olduk. Kimya sektörünün içerisinde, özelinde plastik sektörü ana ihracatçı sektör Harika Hanım. Burada yaklaşık kimya sektörünün ihracatının 1/3 plastik mamul ve ham madde sektöründen geliyor. Buradaki neticeye bakacak olursak, Türkiye'de biliyorsunuz 3 tane temel ihracatçı sektör var. Otomotiv, konfeksiyon, hazır giyim ve tekstil genel olarak sayabileceğimiz bu bütünleşik durum ve kimya sektörü. Kimya sektörü 2020 yılına kadar otomotiv sektörünün arkasında ikinciliği tekstille paylaşıyordu. Ama gelinen noktada 2022 ile beraber artık tam anlamıyla rüştünü ispat edip Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü pozisyonuna gelmiş bulundu. Burada plastik sektörünün ihracatına bakacak olursak her yıl yaklaşık çift taneli büyümesini yaklaşık bunun 20 yılda da gerçekleştirmeye devam ediyor. Tabii burada plastiğin şöyle de bir rolü var. Plastik 1950 yıllardan beri endüstrinin içinde temel bir malzeme olarak kullanılıyor ve geleneksel malzeme dediğimiz demir, çelik, cam, kağıt gibi geleneksel malzemeleri ikame etme gücüyle her geçen gün bunların pazarlarından pay elde etmiş oluyor. Bu rakamlarla ifade edersek tabii çok ciddi bir paydan bahsediyoruz. 1950 yıllarda 1 milyon tonlardan bugün 450 milyon tonlara geldi dünyada plastik tüketimi, plastik ham madde tüketimi. Türkiye'de burada dünyada ve bölge coğrafyasında önemli bir kapasite, işleme kapasitesine sahip. Harika Hanım, bu noktada Türkiye, Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci büyük işleme kapasitesi, dünyanın da yedinci büyük kapasitesine sahip durumda. Burada temelde Türkiye'de tabii plastik endüstrinin birçok alanında kullanılıyor ama ambalaj sektörü
en yoğun kullanıldığı alanların başında geliyor. Yapı inşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya, savunma, dayanıklı tüketim malları gibi tarımdan ofis mobilyalarına kadar yani onlarca alanda temel girdi malzemesi. Bu sektörle ilgili çok fazla eleştiri konusu olan hususlardan bir tanesi de malumunuz bu sektörün ihracat potansiyelinin yanında tamamen dış girdi anlamında dışa bağımlı olduğu söylenir ve konuşulur. Evet doğru, Türkiye'deki petrokimya yatırımlarının zaman içerisinde yetersiz kalması, bu sektörün işleme kapasitesi anlamında çok büyük yatırımlar gerçekleştirmesi neticesinde burada bir açık var. O ciddi bir açıktan bahsediyoruz. Bu açık zaman içinde %85'ler mertebesine geldi. Ama olaya bir de şu manada bakmak lazım. Alınan petrokimya ürünleri Türkiye'de farklı alanlarda işlenip katma değerli ürünler olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hem direkt hem de endirekt olarak bahsettiğimiz sektörlere girdi sağlayarak ihracat ve tüketim şansı buluyor. Plastiklerle ilgili bir diğer husus da şu an ekranlarda görüntüleri de var. Geri dönüşümü, geri dönüşüm sektörü ve plastiğin atıklarının işlenip işlenemediği ile ilgili bir çok fazlasıyla sorgu kamuoyunda yapılmakta. Burada Türkiye aslında dünyada da hızlı kapasite arttıran ülkelerden başında, ülkelerin başında geliyor. Yıllar içerisinde bu son 20-25 yıl içerisinde 1,5 milyon tona yakın bir geri dönüşüm kapasitesi oluşturdu Türkiye. Burada sıkıntının özünde aslında plastik çevreyi kirletmiyor. Çevreyi kirleten insan. İnsan eliyle çevrimiz kirleniyor. Plastikler tabii hafifliği, dayanıklılığı, rahat işlenebilirliği bakımından avantaj gibi duran bu temel özellikleri aynı zamanda onun riskini de, kamuoyundaki riskini de yapıyor. Yani şunu kastediyorum, hani bir siz bugün bir lastiği bir demir parçası denize attığınızda batıyor. Çünkü yoğunluk gerçeği bu. Plastiğin birçok plastik ürünü suyun yoğunluğunun altında olduğu için yoğunluk değeri suyun üzerinde kalıyor. Görünür vaziyette. Ve toplumdaki bilinçsizlik de bu atıklar, kıymetli atıkları maalesef çevreye zaman zaman çevrede kötü görüntülere sebebiyet veriyor. Aslında bu ürünler çok nitelikli, tekrar kazanılabilir. İşleme sırasında demir, çelik ve kağıda göre çok daha az enerjiye ihtiyaç duyulan bir malzemeden bahsediyoruz. Bugün bir plastiği ortalama 250 derecede işliyor ve geri kazanıyorsunuz. Bunun için harcadığınız enerji, karbonhidrat bu kadarken bir demir çelik için bunu konuşacağımız takdirde 700-800 derecelere, cam için konuştuğumuzda 1000 derecelerin üzerine çıkıyorsunuz. Evet. Çok daha büyük bir enerjiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve çok daha kolay proseslerden bahsediyorum işleme sırasında. Tabii şimdi genel çerçeveyle böyle özetleyecek olursak plastiğin kamuoyu nezdinde yarattığı algıyı da düzeltmek adına, düzeltilmesi, doğru anlaşılması adına bunları söyledim ama plastik sektörü, bu kimya sektörü içinde dünyada çok çok önemli bir yer tuttuğunu netice itibariyle bilebiliriz. Bu ülkemiz dünyada önemli bir oyuncu. Özellikle mamul kapasitesi ve mamul işleme, farklı sektörlere mamul sunma kapasitesi bakımından. Evet, şimdi pandemi süreciyle başladık. Bunun devamında gelen problemleri de size sormak istiyorum ama hazır konu plastiğin iyi mi kötü mü, en basit düzlemiyle konuştuğumuzda iyi mi kötü mü olduğunu konuşuyoruz. Madem ben de oradan devam etmek isterim. Tabii konunun bir tarafı olduğunuz için biz programımızda dün de ağırlamıştık plastik sektöründen temsilcilerimizi. Konunun tarafı olarak ben bu konuları size de yönlendirmek isterim. Şu noktada kesinlikle katılıyorum. İnsanlardır doğayı kirleten ve sorumsuzca, bilinçsizce davrananlar. Ama sanıyorum işin şu boyutuna da bakmakta fayda var. Şimdi plastiğin ham maddesine baktığımızda petrol ve kömür olduğunu görüyoruz. Yani fosil yakıtlar olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda geri dönüşüm esnasında ortaya çıkan zehirli gazlar gibi bir problemimiz var. Defalarca kez geri dönüştürülebilir bir malzeme olmasına rağmen burada ciddi olarak ortaya çıkan zehirli gazlardan bahsedebiliriz. Bir diğer problem ise güneş ışınları ile birleştiğinde yaydığı kanserojen etki. Dolayısıyla şimdi madem konunun bir tarafı olarak sizi ağırlıyoruz, bunları da size yönlendirmek isterim. Plastik o kadar da masum mu değil mi sizce? Tabii plastikler
Yani siz bu plastiği ısı işleme tabi tutup yani zinciri bozduğunuzda, dağıttığınızda işin kimya tarafıyla bahsettiğinde ve doğaya bunu serbest olarak saldığınızda bir takım riskleri muhakkak üzerinde barındırıyor. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Aynı plastiklerden bahsedecek olursak bugün kalp kapakçığından yapay uzuvlara kadar kullanılan tıpta, medikalde birçok üründen de ürünün de plastik olduğunu bu şırıngalardan sörüm şişelerine kadar. Yani plastikler yine insan hayatını kolaylaştıran, sağlıklı bir şekilde yaşamasını temin eden malzeme olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bir diğer hususta bahsettiğiniz plastiklerin işleme sırasında ortaya çıkan gazlar, bunlar genellikle petrokimya ürünleri, belirttiğiniz gibi gaz, petrol, hatta kömür, kömür dönüşümlerinden de gerçekleştirilebilir petrokimya yatırımları. Buralarda ortaya çıkan sera gazı ve diğer zararlı gazlarla alakalı günümüzde sanayinin gelmiş olduğu noktada bunları hepsinin absorbe edilebilir, işleme sırasında absorbe edilebilir gazlar olduğunu, bunların topluma sağlık anlamında endişe yaratacak seviyede bir tehdit içermeyecek şekilde üretildiğiyle alakalı da bilgi verebilirim. Bugün dünyada petrokimya yatırımlarına bakacak olursanız yeni yatırımlarda çok daha karbon ayak izi bakımından çevreci tesisler kuruluyor. Avrupa'da son yapılan İspanya'da bir tesis tamamen enerjisini, ihtiyaç duyduğu enerjiyi GES yatırımıyla gerçekleştiriyor. Güneş Enerji Santrali. Bu ismini vermek belki doğru olmayabilir ama dünyanın en büyük petrokimya kurumlarından bir tanesi İspanya'da yapmış olduğu yatırımlar. Çevrecilik anlamında, çevreye duyarlılık anlamında yapılan güncel yatırımlar çok daha konuda hassasiyet içeriyor. Ama dediğim gibi bu malzemelerin elde edilirken sizin bahsettiğiniz sonuçların yanında elde edildikten sonra kullanım alanlarında da çok büyük faydalar içerdiğini de göz ardı etmemek evet. lazım. Siz bugün plastik ambalaj malzemelerine şayet gıda ürünlerinizi bunlarla vakum ambalajları almadığınız takdirde ömrünün çok daha kısa olacağını göz önüne aldığınızda dünyanın en temel sorunu kıtlıkla alakalı, olası bir açlık ve kıtlıkla alakalı mücadelede çok ciddi safa kaybedeceğini göz önüne almanız gerekiyor. Çünkü bunları ömürlerini uzatan malzemeler de yine plastikler. Ve alternatifsiz, bu alanda da alternatifsiz ürünlerden bahsediyoruz. Evet. Yani ikamesi mümkünse poşet gibi, örneğin pet şişeler gibi belki daha doğa dostu dönüştürülebilir ürünler. İkamesi mümkün olmayan, sizin de bahsettiğiniz gibi işte kalp kapakçığı gibi hayati hayati önemi olan noktalarda da kullanılıyor. Belki buralarda kullanımının tabii kontrol altına alınması ve regüle edilmesi gerekebilir sizin de bahsettiğiniz gibi. Bir şey daha gibi. Eklemek Lütfen, isterim. Buyurun. Evet, günümüzde dünyada yine bu plastik eşyalar, plastik mamuller elde edilirken tasarımlarına da çok dikkat ediliyor. Hatta bununla ilgili hem ülkemizde ihracat birliklerimizin eliyle hem de dünyada ciddi tasarım yarışmaları yapılıyor. Yani bu tasarımların genel amacı da şu, bunların kolay kazanılabilirliğini mümkün kılacak tasarımlar artık konuşuluyor. Yani insanlık da bu noktada çok fazlasıyla tavır sergilediğini söyleyebilirim. Ama en başına dönecek olursak bu ürünler insanlık için değer yaratıyor. Bu değer yaratırken de elde kullanım sonrasında bu atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasıyla ve geri kazanılmasıyla değeri aslında katladığımızı ifade edebilirim. Ne kadar bunu başarılı bir şekilde ayrıştırabilirsek ülkemiz bu noktada bir takım çabalar içerisinde geri kazanımda ciddi kapasiteler oluşturuyor. Buradaki başarı bunun etkisini, belirttiğimiz etkileri de olumsuz tarafından hani kamuoyunun nezdinde olumsuz algıya dönecek olursak orada da çok ciddi kırılımlara sebebiyet verecektir. Yoksa plastiklerin diğer malzemeleri, ikame gücü, insanlığa hizmeti bakımından gerçekten alternatifsiz ve tartışmasız bir malzeme olduğu hani işin realinde yatsınamaz bir gerçeklik haricinde. Petrokimya ürünlerinin ithalattaki yerine de değindiniz konuşmanızda. Tabii petrokimya ürünlerinin ithalattaki yerini konuşurken burada euro dolar paritesindeki eşitlenmeyi de sanıyorum değerlendirmemiz gerekir. Ne anlama geliyor plastik sektörü adına?
Evet ya son günlerde kamuoyunda çok fazlasıyla ekonomistler de bu konuyu tartışıyor. Türkiye'nin ihracat profilinde, ithalat ihracat dengesinde paritenin etkisi ne olacak diye. Ben sektörümün özelinde biraz da global manada bir bakışla değerlendirecek olursam Türkiye'nin yaklaşık ihracatının yarıya yakın fotoğrafın yarısı euro. Aslında bir diğer yarısı da dolar. Çok az bunların dışında para birimiyle bir ticaret söz konusu. Aslında dengeli bir kompozisyon var burada Avrupa'nın. Yanılgının aksine söylüyorum biraz. Çünkü çok euro ağırlıklı gibi gündem oluşturuluyor. Diğer tarafta ithalatta da böyle bir kompozisyondan söz edebiliriz. Gelinen noktada dünyada şöyle bir gerçeklik var malumunuz. Değerlenen bir dolar, yükselen bir dolar endeksi. Enflasyonist bir ortam, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde %9'lara varan bir enflasyon gerçekliği. Bununla beraber Federal Reserve'ın faiz politikasında artış yönündeki çabaları, gayreti doları daha güçlü kılıyor. Bunun yanında bir diğer gerçeklikte Avrupa Birliği ülkelerinde de malumunuz Rusya-Ukrayna kriziyle beraber enerjiye erişim ve enerji maliyetleriyle ilgili ciddi sıkıntılar. Tabii enerji maliyetlerine değinecek olursa enerji maliyetleri özellikle petrokimyada temel enerji Avrupa'da gaz, doğalgaz. Doğalgazdaki son dönemdeki artışlar da Avrupalı üreticilerin ciddi anlamda maliyetlerini yukarı çekti. Bu da rekabetçiliklerini çok olumsuz manada etkiledi. Bu işin fotoğrafın bir tarafı Asya ve Amerika'da ise bu paritedeki ABD doları yanlı güçlemiş. Avrupa'nın esasen Avrupa Merkez Bankası'nın da benim gördüğüm kadarıyla biraz yavaş davranmasına faiz artırımında ki orada da enflasyonla ilgili ciddi sıkıntılar var. Konuyu ağırdan almasına sebebiyet verdiğini düşünüyorum ki en azından artan maliyetleri bu taraftaki parite yanında kendi de ellerine olan değişimi absorbe etme çalışma gayreti olarak görüyorum. Bu fotoğrafta bizim lehimize ise ne gibi bir durum gelişebilir? Tabii dengeli bir kompozisyondan bahsettim ama temelde en yakın coğrafya hızlı erişim, ihracatta potansiyel pazarlar. Evet. Yakınımızdaki bu 2 saatlik uçuş mesafesindeki ülkeler ve tabii Batı buradaki temel pazar. Burada güçlü bir dolar, zayıf bir euro bizi zorlayabilir gibi görünse de ondan daha büyük risk şu an sizin de ekranda paylaştığımız verilerle ilgili sizin de görsel sunumlarınızı görüyorum. PMI verileri, Avrupa'da bir resesyon endişesi var. Bu resesyon endişesini de güncel Haziran ayı Avrupa PMI'larına baktığımızda aylar 2022 süre gelen süreçte geriye doğru bir PMI'da bir düşüş görüyoruz. Hatta bazı ülkelerde 50 eşik değeri dediğimiz 50 değerin altına geldi. Özellikle evet. Polonya gibi, Çekya gibi ülkelerde. Bunlar çünkü Rusya-Ukrayna krizinden daha büyük etkileniyor. Bizde ise 48'lere kadar geri çekildi. Yani bizde de aslında ekonomik manada faaliyetlerin bir daralma gözlemlerini dile getirebilirim. Kimya sektörünün üzerinde ise İstanbul Sanayi Odası'nın açıklamış olduğu PMI verilerine baktığımızda yılın ilk 4 yılında kimya plastik kauçuk sektörü PMI verileri 50 eşik değerinin hep üzerinde gerçekleşti ve diğer sektörlerin hepsinin önündeydi bu netice. Evet. Son aylarda ise elde edilen sonuçlara baktığımızda 50 değerinin altına indiğini görüyoruz. Yani bir daralma, pazarda talep yönünü bir daraltmadan da net olarak söz edebiliriz. Endişe o ki resesyon kaygısıyla beraber daralan bir Avrupa pazarı bizim ihracat kapasitemizi etkileyeceği hususu. Evet, şimdi tabii navlun maliyetlerinde yaşanan artış da plastik sektörü için önemli bir girdi kalemi. Pandemi öncesi dönemin çok çok şu anda yani hafif bir gevşeme var navlun fiyatlarında ama pandemi öncesi döneme göre hala çok yüksek seviyelerde. Navlun fiyatlarındaki artış ne ifade ediyor peki plastik sektörü için? Evet, burada da iki yönlü bakmak lazım. Container Endeksine, Drewry World Container Endeksine bakacak olursak 2021 yılının yaklaşık Temmuz, Ağustos aylarıyla işte
içinde bulunduğumuz yaklaşık bir yıllık dönemden bahsediyoruz. Geçen dönemde bu endeksin 10.000-11.000 tepe noktalarında 6.500-7.000 dolar bantlarına geldiğini görüyoruz. Bu krizin ilk döneminde yani pandemi sonrasında artış sergileyen navlun maliyetleri bizlerde ciddi endişeye yol açmıştı. Çünkü ithalat kompozisyonumuzun önemli bir yönü de Asya'ydı. Rekabetçi ürünleri alıp işleyip Türkiye, Avrupa pazarına ağırlıkla sunuyordu belirttiğimiz gibi. Fakat burada gördü ki başka bir fırsat da doğdu burada. Asya aynı zamanda Türkiye gibi bütün dünya coğrafyasına ihracat, özellikle Çin merkezli bir ihracat ağı oluşturmuştu. Bu 1.000-1.500 dolarlık konteyner maliyetleri Asya'dan Avrupa'ya yönüne doğru 10-12.000 dolarlara çıkınca tabii onların ihracat maliyetlerini de ciddi olumsuz manada bir artı getirdi. Bu da Türkiye'de yakın coğrafyada hem erişilebilirlik anlamında hem hızlı sevkiyat anlamında hem de maliyetler anlamında bizlere bir fırsat yarattığını söyleyebilirim. Bu sonradan farkına varılan bir gerçeklik gibi de oldu. İlk önce endişe ettiğimiz bir husustu. Fakat Asya'ya da alternatif burada hızla Türkiye'de tedarik anlamında, pazar çeşitli anlamında gerek petrokimya ürünleri için tabii Arabistan Yarımadası da önemli bir faktör, önemli bir orada üretim üssü var. Buraları da devreye alaraktan maliyet avantajını sağlayıp Asyalı rakiplerimize karşı da üstünlük kurmuş gibi olduk. Şimdi bu düşen navlun maliyetleri halen tabii kriz seviyelerinden bahsettiğim bu seviyeler halen kriz seviyelerin başında ki navlunların çok çok üzerinde. Yakın dönemde eski fiyatlara gelmesi 2023'te dahil olmak üzere öngörülmediğini duyuyoruz, okuyoruz. Yani o 1.000-1.500 dolarlı seviyelere tekrar konteyner maliyetlerinin gelmesi söz konusu durmuyor. Tabii burada tehditler yok mu? Çok ciddi bir resesyonla beraber, yaşanabilecek bir resesyonla beraber fiyatlar da keskin bir şekilde düşüşte sergileyebilir. Ama öngörülen böyle bir şeyin yakın dönemde olmayacak. Evet, peki son çok kısa bir vaktimiz kaldı. Tabii konu geniş bir konu ama belki çok kısa söyleyebilirseniz eğer mevcut ne yazık ki insanlık dramı var yanı başımızda. Ukrayna-Rusya savaşından bahsediyoruz. Buradaki gelişmelerin yani aksaklıkların Türkiye için bir anlamı var mı? Plastik sektörü açısından söylediğimi elbette vurgulayayım. Evet, Türkiye'nin Rusya'da petrokimya ürünlerinin karşılıklı olarak ithalatında ve ihracatında yani dış ticaretinde önemli bir partneri. Ukrayna'ya nazaran burada plastik sektörü üzerinde bahsediyorum tabii. Plastik ve kimya sektöründe önemli bir partneri olduğunu dile getirebilirim. Tabii bu yaşanan savaşla beraber özellikle Batı'nın Rusya üzerine koymuş olduğu ambargolardan bizler de etkileniyoruz. Burada yasaklı şirketlerden, petrokimya şirketlerinden veya şirketlerin yanında şirket ortaklarından bahsediyoruz. Para transferlerindeki güçlüklerden hatta yapılamamasından bahsediyoruz. Evet. Tabii yine çok şunu söyleyebilirim ki çok çok önemli bir yer teşkil etmiyor belki. Yani çok belki çift taneli bir petrokimya ürünü ithalatımız yok gibi örneğin Rusya'dan plastik ham madde ama kritik bazı ürünler var. Örneğin karbon siyahı. Burada Türkiye'nin en büyük tedarikçisi Rusya'ydı. Şimdi bu ürünleri Türkiye'ye getiremediğinizde hızlıca alternatiflerini yaratmanız lazım. Sanayicilerimiz şu an bunun çabası. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün bizimleydi kıymetli yorumlarınız için. Gün ortasının ilk bölümünü noktalıyoruz. İkinci bölümde tekrar görüşeceğiz.
Gün ortasının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sırada aday öğrenciler için dönüm noktası olan tercih maratonu var. İki hafta boyunca adaylar hayatlarının en önemli kararını vermek için uğraşacak. Peki üniversite bölümü seçerken nelere dikkat edilmeli? Bu konuyu konuşmak üzere Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Argun Karaca Bey stüdyomuzda. Hocam merhabalar, hoş Merhaba, geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Şimdi bu senenin üniversite tercihlerine ilişkin sormak istediğimiz size birçok soru var ama belki de başlangıç noktası olarak barajın kaldırılması konusunu seçmekte fayda olacaktır. Nasıl yorumluyorsunuz? Sizce artıları eksileri neler oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz bugünkü ismiyle Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi 1974 yılında kuruldu. Neredeyse uzun bir dönem yani öyle söyleyelim. 50. senesine az kaldı. 74'ten beri de sınav yapıyor. Şimdi baktığımız zaman sınav olmasının mantığı şuydu aslında. Arz talep dengesizliği. Yani üniversite okumak isteyen öğrenci sayısı fazla. Üniversitelerin hele o zamanlar alabilecekleri öğrenci sayısı ise çok sınırlıydı. Bundan kaynaklanan bir kaynakların etkin dağıtılmasına ilişkin bir sınavdı o zaman. Şimdi geldiğimiz zaman bu neredeyse 50 yıllık sürece baktığımızda artık ülkemizdeki üniversite sayısındaki gelişme, üniversitelerin büyümesiyle birlikte üniversitelerin kapasiteleri oldukça yükseldi. Şimdi öyle olduğu zaman sınavın da mantığının değişmesi lazım aslında ya da işlevinin değişmesi lazım. Bu da ne demek? Bugüne kadar baraj niteliği taşıyan bir sınav aslında bu seneden itibaren tamamen sıralamaya döndü. Yani deyim yerinde ise kim kimden daha başarılıya bakmamız lazım. Bu iyi bir şey çünkü baktığınız zaman bu çocukların hepsi, aday öğrencilerimizin hepsi lise mezunu. Liseyi başarıyla bitirmiş öğrenciler. O zaman bunların üniversite okumasına ilişkin bir baraj koymaktansa onların kendi aralarında bir sıralama yapmak ve mevcut kapasiteleri onlarla doldurmak daha mantıklı hale geldiği için de sınavın bu nitelik değişiminin doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bir anlayış değişikliği diye bakarsanız şöyle de bakmak lazım. Bunun arkasından ne gelecek? Belki birkaç yıl içinde YÖK'ün o konudaki şeyini bilmiyoruz tabii bir açıklama yapılmadı ama birkaç yıl içinde belki de üniversiteler kendi öğrencisini kendi seçmeye başlayacak. Eskiden bir dönem böyleydi değil mi hocam? Çok eskiden. Evet. Diyorum ya 74'te bu merkezi sınav geldi. Aslında Türkiye'de ilk üniversite giriş sınavı 60'lı yıllarda yapıldı. Benim de mezun oldum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başlamıştı o. Ama o dönemki şartlar tabii çok değişikti. Merkezi, herkes ÖSYM'yi yıldan yıla eleştirir aslında da ÖSYM'nin bu 50 yılda yaptığı iş çok değerli ve çok önemli bir iş. O taraftan bakmak lazım. Yani bu sınavın sıralama anlamında çok büyük bir katkısı olduğunu söylemek lazım. Eksikleri tabii ki vardır. Yapılan her işte eksik olur. Ama çok başarılı, güzel bir sistem olduğunu söylemek lazım. Şimdi bundan sonra şuna dönmek belki de gerekecek. Yani çok standart bir örnek vereyim. Mesela bizim üniversitemizde de var gastronomi bölümü. Hele bugünlerde biliyorsunuz yemek yarışmaları var televizyonlarda. Evet. Çocukların ilgisi daha fazla belki ondan dolayı bilmiyorum. Şimdi bakıyorsunuz çocukları biz sıralamaya göre alacağız ama alırken aslında neye bakıyorsunuz? İyi yemek yapabilecek. Matematik yapabilmiş mi? Türkçe yapabilmiş mi? Değil mi? Evet. Halbuki o çocuğun o işe duyduğu ilgiyi, o işte ne kadar kendisini vermek istediği, yaptığı matematik sorusundan daha değerli olabilir. Dolayısıyla farklı bir yaklaşım gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Peki ne olacak? Yani çünkü gastronomi örneğini verdiniz ama gastronomi gibi birçok bölüm var bu anlamda. Yeteneğin aslında daha ön planda kesinlikle olması gereken ama tabii standart sistem gereği matematik, işte fen bilimleri, Türkçe gibi sorulardan başarılarımızın ölçüldüğü bir sistemdeyiz. Ya şu anda mevcut sistemi tabii toplu bir kararla değiştirilebilir ama biz mesela üniversite olarak kendimiz bir bypass mekanizması kurduk. Bypass mekanizması derken yerleştirmeyi tabii ki ÖSYM yapacak. Ama biz en azından istekli ve o hangi alan olursa olsun o alanda başarılı olabileceğine inandığımız öğrencilere özel burs programı oluşturduk. Onlar önceden ta Ocak ayından itibaren bizle görüşüyorlar, başvurularını yapıyorlar.
İstek çok önemli bir şey, öğrenme isteği. Evet. Yetenekten bile belki de önemlidir. Belli alanlar, sanatı falan dışlayarak söylüyorum. Gayret bazen öne geçer, yeteneğin önüne geçer. Evet. Şimdi lise mezunu arkadaşlarımızın hepsinin zeka seviyesi belli bir seviyenin üstünde. Öğrenmek isterlerse her şeyi öğrenebilirler. Dolayısıyla istek çok ön plana çıkıyor. Onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi biz öğrenciyi yerleştiremiyoruz. Sadece yerleşir sonra ek burs tanımlayarak işte ya da ücretsiz yaparak eğitimini o alanda yapmasına destek oluyoruz. Toplu bir kararla belki önümüzdeki yıllarda teknoloji de çok geliştiği için artık bu seçmeydi, değerlendirme süreçleri de çok kolaylaşacak tabii ki. Onların da vasıtasıyla üniversite bazlı değerlendirmeler, seçmeler yapılabilir hale gelecektir diye düşünüyorum. Evet, belki de meslek liselerinin devamında yönlendirilmesi öğrencilerin hani gastronomi gibi yine yeteneğin ön planda olduğu alanlar için buradan yönlendirme de yapısal anlamda orada belki bir reform da şey olabilir. Yani o benim uzmanlık alanım değil. Daha genç yaştaki arkadaşların ortaokul düzeyinde, ilk öğretim düzeyinde yönlendirilmesi hep tartışılan, konuşulan bir şeydir. Evet. Doğrusu da odur ama o benim çok bilgim olan bir alan değil. Zamanla izleyip göreceğiz bu alandaki en efektif gelişmeler olmasını umuyoruz tabii. Şimdi her sene uzmanlarımız derler ki puanınıza değil sıralamanıza bakın. Sizi yerleştirecek olan şey sıralamanızdır diye. Ama bu sene özellikle bu tartışmaların biraz daha ayyuka çıktığını görüyoruz. Puanların çok yüksek olmasına rağmen sıralamaların çok gerisinde kalan öğrenciler var. Ve bu konuyla alakalı da sosyal medyada da bir gündem oluştu. Ciddi anlamda eleştiriler, sistemler de söz konusu. Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Buradaki problem nedir? Ya problem nedir diye sormayın isterseniz. Problem yok aslında. Ya bu nasıl bir şey? Ben bir eski fıkra aklıma geliyor. Belki bilirsiniz. İki tane avcı ava çıkmışlar. Karşılarına aslan çıkınca biri hemen eğilmiş. Ayakkabı bağcıklarını sıkılamaya başlamış. Diğeri de dönmüş. Ya demiş deli misin? Aslandan hızlı koşamazsın. Yok demiş, aslandan değil, senden hızlı koşsam yeter demiş. Şimdi bizim sınavımız bu. Puanı falan bir kenara bırakmak lazım. Yani bu sene işte 3 milyon arkadaşımız bu sınava girdi. Geçen seneki 2 milyonla, 1,5 milyonla yarışmıyorsun sen. Bu 3 milyon senin kitlen bu. Bunların içinde ne yaptığın önemli. Dolayısıyla puan dediğimiz mutlak bir puan değil. Hani lisede okurken, üniversitede ya da öyledir ya işte 10 üzerinden lisede 5 alırsan geçersin. Geçen seneki de onun üzerinden 5 alınca geldi. Üniversiteye giriş sınavında artık böyle bakmıyoruz hayata. Baraj da kalktı. Dolayısıyla puan değilsen kaç kişiyi geçmişsin ya da senin önünde kaç kişi var buna bakmak lazım. Puan dolayısıyla çok iyi bir gösterge olmaktan çıktı bu sınav için diyebiliriz. Evet. Peki o zaman şuradan devam edelim biz de. Üniversite adayları tercih yaparlarken neye dikkat etsinler? Çok yüksek puan almış. Örneğin sayısal bölümden hemen o öğrenciyi mühendislik fakülteleri ya da tıp fakültelerine mi yönlendirmek gerekir? Burada uzun vadeli düşünmenin rolü ve anlamı ne olacaktır tercih döneminde? Şimdi hazır bayramdan da çıktık, ben hep ona benzetiyorum. Özellikle daha genç yaştaki, daha küçük çocuklara biliyorsunuz bayramlar da açlık verilir. Çocuk da parayı cebine koyduğu zaman işte yakındaki markete gider, bir yere gider ya da para çoksa oyuncakçıya gider ve parasının tümünü harcamaya çalışır orada. Şimdi üniversite puanı bayramdan çıktık, bir anlamda böyle bayram açlığı gibi arkadaşların cebinde puanları var. Normal alışverişten farklı olarak bir kere satın alma hakkınız var. Yani bir bölüm aldığınız zaman puanınızın tümünü kullandınız. Kalan gidiyor. Dolayısıyla bu belki de psikolojik bir baskı yaratıyordur üstlerinde. Ben ne kadar puan aldıysam, kaçıncı sıralamaya geldiysem sonuna kadar tüketeyim hevesi maalesef ortaya çıkıyor. Bu da öğrencilerin, adayların zaman zaman yanlış tercih yapmalarına neden oluyor. İlk önce bunu söyleyeyim. Biliyorsunuz, yani bir veli olarak, baba olarak da söyleyeyim, işte kendi çocuğunuz işte ilk ne bileyim kaçıncı sıradaki üniversiteye şu sıradan girdiği zaman insanın hoşuna gider. Ama bu hoşnutluk kalıcı bir şey değildir. Asıl hoşnut olması gereken tercihini yapan aday öğrencidir. Ve o hoşnutluk da anlık bir şey değildir. Hayatını belirleyecek bir hoşnutluk olması lazım. Dolayısıyla ilk önce arkadaşların oturup mesela 20 yıl sonra, 30 yıl sonra
nasıl bir sektörde, nasıl bir görev yapmak istediklerini, hayatın neresinde olmak istediklerini hayal etmeleri lazım. O hayale nasıl ulaşabileceklerini bulurlarsa tercih yapmaları da çok kolaylaşacaktır. İlk söyleyeceğim şey bu. İkincisi tabii çok değerli ekipler var, çok değerli hocalar var. Tercih konusunda danışmanlık yapıyor. Bu danışmanlık sistemine baktığımızda iki tane boyutu var aslında. Bunlardan birincisi, son yıllarda çok duyuyoruz, geleceğin meslekleri. Evet. Ya yine orada çok konuşulan bir şeyden yola çıkarak şunu anlatayım. İşte Google'ın CEO'su çıkıyor diyor ki, şu andaki mesleklerin %65'i 20 yıl önce bilinmiyordu. Buradan ters taraftan düşünürsek 20 yıl sonraki mesleklerin 10'da 7'sini biz bilmiyoruz. Dolayısıyla geleceğin mesleğine bakarak tercih yapmak diye bir şey tek başına anlamlı olmuyor. Güncel koşulları mı değerlendirmek lazım? Hem güncel koşulları değerlendireceksin, hem de asıl önemli olan şey size kitabi bilgi, aktarılan kitabi bilginin daha ötesinde bir şey olması gerektiğini ortaya koyuyor bu. Yani bizim üniversite mezunu öğrencimiz her şeyden önce öğrenmeyi öğrenmesi gerekir. Niye? Çünkü diyoruz ki 20 yıl sonra şu andaki mesleklerin %70'i olmayacak, yerine yenileri gelecek diyoruz. Demek ki senin yeni bir kariyer adımı atman gerekecek. Yeni bir şeyler öğrenmen gerekecek. Tam tersine eskiden bir de öyle bir şey vardı. Üniversiteden mezun olursun, işe girersin, işte 40 yıl çalışırsın. O bilgilerinle 40 yıl hayatını sürdürebilirsin. Günümüzde bu da mümkün değil. Hangi sektörde çalışırsanız çalışın, her sabah yeni bilgiler karşınıza çıkıyor. Ve birçok disiplinle de koordineli çalışmamızı kesinlikle gerektiren bir atmosfer var aslında. Dolayısıyla öğrenmenin nasıl olacağını öğrenmesi gerekiyor öğrencimizin bu dönemde, üniversite döneminde. Bu meslekten de, bölümden de, üniversiteden de değerli bilgi olacaktır. İkincisi, o tercih danışmanlıklarında yapılan ikinci işte, demin konuştum, sıralamalara bağlı olarak, işte senin sıralaman şudur, istediğin bölümleri şöyle sıralaman lazım, bu şekilde tercih yapman lazım. Matematiksel bir destek de vardır orada. Onu yaparken de demin söylediğim gibi senin çok puanın var, en üste şunu yaz. Hı hı. Ya şimdi en üste bunu yaz ne demek, ondan da bir bahsetmek istiyorum. Bu geçmişi değerlendirmek demektir. Yani üniversitelerin puanları, bölümlerin puanları bugüne kadar yaptıkları faaliyetlere göre belirlenmiştir. Bundan sonra yapacaklarına ilişkin değildir. Hı hı. Siz de Ankaralısınız, bilirsiniz Ankara'da otobüs, şehir içi ulaşımda ego vardır. Evet. Biz gençken öyle derdik. Bilmiyorum siz de diyor muydunuz? Erken gelen otururdur onun anlamı. Evet. Ya otobüse ilk kim binerse o otur. Şimdi bizim ülkemizde 200 üniversitemiz var. Bunların önemli bir kısmı neredeyse son 15-20 yılda kurulmuş. Tabii ki 15-20 yılda kurulan üniversitelerin puan düzeylerinin 50 yıllık, 60 yıllık cumhuriyetle yaşadığı üniversitelerle aynı olmasını bekleyemezsiniz. Orada geçmişten gelen bir şey vardır ve çok değerlidir. Ama diğer taraftan geleceğe dönük olarak da bir hareket, bir beklenti söz konusuysa, ki deminden beri konuşuyoruz, evet, geleceğin meslekleri diyoruz, öğrenmeyi öğrenmek diyoruz. Bu taraftan bakıp, yani özetlemek gerekirse, öğrenci cebindeki puanı son noktasına kadar harcamak zorunda değil. Daha azını harcayabilir ama kendisini daha çok mutlu edecek bölümde, daha çok mutlu edecek üniversitede okumaya, evet, çalışabilir. Hocam hani bu mutluluk eğrisi derler ya, örneğin sayısal lotoyu kazandığımızda, evet, hani ilk etapta çok mutlu olup sonra o mutluluk eğrisinin yavaş yavaş azalması gibi. Aynı şey. Değil mi? Burada da tatmini belki hayatın geneline yayacak şekilde olmak daha sürdürülebilir bir sonuç sağlayacak. Kesinlikle. Şimdi baktığınız zaman geçenlerde açıklandı, tam hatırlamıyorum ama ülkemizde ortalama yaşam süresi 78 yıla falan dayandı yanlış bilmiyorsam. Ve her belli periyotlarda 15-20 yılda bu biraz daha artıyor. Öyle baktığınız zaman şimdi üniversite sınavına giren gençlerin çoğunun 100 yaşına kadar yaşaması çok olası bir şey. Matematiksel olarak, evet, bakılınca, evet. Şimdi 22 yaşında, 23 yaşında bunlar mezun olacaklar. Önlerinde neredeyse 80 yılları var. 80 yıl ne yapacaklar bunlar? Hiç sevmedikleri bir iş 80 yıl çekilir mi? Korkunç bir şey. İnanılmaz bir şey. Yani. Dolayısıyla
ona da bakarak, yani ben hayatım boyunca bir şey yapmak istiyorum ve bunu zevkle yapmak istiyorum. Bunu da şuradan eğitim alırsam, bu yoldan gidersem daha güzel olacaktır düşünmeleri gerekiyor. Evet. Hocam peki yurt dışı eğitim olanaklarına öğrenciler bu süreçte ne kadar ağırlık vermeli? Yani okul araştırırlarken o okulun ne kadar yurt dışı bağlantıları olduğu, eğitim programlarına ne kadar dahil olabileceklerine de bakmasını önerir misiniz? Ne kadar anlam ifade eder? Şimdi kesinlikle son dönemde pandemi dedik, işte savaşlar dedik falan, küreselleşmeye bazı evet. darbeler vuruldu ama yine de buna rağmen, bu darbelere rağmen hani eskiden öyle denir, dünyanın gittikçe küçük bir köy olduğu ortaya çıkıyor. Bütün sektörlerde, sadece eğitimde değil, bütün sektörlerde bu iç içe girmeler, entegrasyonlar çok önemli hale geldi. Buna bağlı olarak da yetiştirdiğimiz gençlerimizin, yetiştirdiğimiz insan gücünün de evrensel olması lazım. Evrensellik deyince dil bilmesinden başlayın, ona uygun eğitim almasına, daha da önemlisi belki o kültürlerle birlikte yaşamayı öğrenmesine bağlı. Dolayısıyla üniversitenin uluslararasılaşma anlamında öğrenciye bir şeyler sunması lazım. Yine söylediğimin devamı olarak ilk önce üniversitenin kendi iç ortamının uluslararasılaşmış olması lazım. Evet. Yani mümkünse farklı kültürlerden, farklı ülkelerden insanlarla beraber öğrenciler okuyabilmeli. İkincisi, 4 yıllık, 5 yıllık ya da 6 yıllık bölümlerde öğrencinin belli bir dönemi yurt dışında geçirmesini sağlayacak mekanizmaların, ama sözde değil gerçekten, sağlayacak mekanizmaların üniversitelerde kurulmuş olması lazım. Bunları sağlamak çok önemli. Demin de söylediğim gibi ileride kariyer değişikliğinde de aynı şey geçerli. Farklı boyutlardan bakabilmeyi sağlayan bir sistemdir bu uluslararasılaşma. Evet. Bunu sağlamak dil öğretimiyle, dil eğitimiyle de tabii ilişkili. Özellikle üniversiteye gelene kadar dil eğitimini tamamlamamış ya da fırsat bulamamış gençlerin de buna da dikkat etmesi lazım. Yani mümkünse kendilerini biraz daha zorlayıp, belki önlerindeki en iyi fırsat bu olacaktır, yabancı dilde eğitim yapan programları, bölümleri seçmeleri de önerilmesi mutlaka, gerekir diye mutlaka. Düşünüyorum. Evet. Hocam peki öğrenciler böyle yapmalı diye konuşuyoruz, güncel koşullarımızı aktarıyoruz. Bu işin doğru yolu yordamı nedir? Bunu konuşuyoruz ama tabii en önemli burada belki de rollerden bir tanesi ailelere düşüyor. Kesinlikle. Öğrencinin bu fayda maksimizasyonuyla hareket edebilmesi için yolu açması gereken de aslında aileler. Dolayısıyla bu süreç için ailelere ne önerirsiniz? Ailelere söyleyecekleriniz nelerdir? Bunu da merak ediyorum. Ya ben bu konuda biraz toplumsal algıdan, anlayıştan farklı düşünüyorum. Ben çocuklara çok karışmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani hep biliyorsunuz bütün her yerde X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı evet. falan. Evet, farklılar. Farklı olduklarına göre hayattan beklentilerin de farklı olması gerekir. Yani benim düşündüğüm gibi düşünen bir çocuk yetiştirdiysen bir sıkıntı var demektir. Dolayısıyla benim üniversite tercihlerine ilişkin beklentim, inancımın aynen aynı şekilde o çocuğu mutlu etmesini beklememek gerekir diye düşünüyorum. O yüzden her dönemde olduğu gibi çocuklarımıza bu döneminde de çok ciddi destek olmak, önlerini açmak, imkanlarını mümkün olduğunca sağlamak ama kararı onlara bırakmanın çok değerli olduğuna inanıyorum. Kendi inanarak yaparsa o girdiği bölümde, okuduğu üniversitede başarılı olma olasılığının da çok yükseleceğine inanıyorum. Yani beni annem istedi, ben bu bölümü okudum, evet. babam istedi, bu bölümü okuyorum diye ikinci, üçüncü yılında pişman olmasındansa en azından kendi seçtiği zaman o pişmanlığı itiraf edemez. Yani anne baba için de çok büyük bir yük değil mi? Çocuğunun sürekli ona ben bu bölümü aslında istemiyordum, siz istediğiniz Kesinlikle. İçin seçtim demesi korkunç bir senaryo bence. Bir baba olarak ben şunu demeyi tercih ederim. Kızım oğlum bana böyle söyleyebildiğini dönüp de bak sen istedin, bak ne oldu. Evet. Psikolojik olarak da rahatlatır. Evet. İşin şakası bir yana, gerçekten çocuklar ya artık birey oluyorlar. Yani 18 yaşındalar, hukuken birey oluyorlar. Dolayısıyla kendi kararlarını verebileceklerine inanıyorum. Ama bu hiç karışmayalım, destek olmayalım ya da bilgilenmelerini sağlayacak fırsatları yaratmayalım anlamında söylemiyorum.
Evet. Hocam şimdi İngilizceyi tabii mutlaka öğrenciler kendilerine kazandırmalı, bir şekilde entegre olmalılar bu kültüre ve bu dile diyoruz ama tabii ikinci dilde aslında çok da yeterli değil güncel koşullarımıza tabii. Baktığımızda her zaman bir üçüncü dilin daha öğrenilme, ikinci bir yabancı dilin daha doğru tabiriyle öğrenilmesi gerektiği belirtilir. Bu seçtikleri meslekle de doğrudan alakalı. Tamamen böyle en çok bilinen örnekten devam edersem mühendislik fakültesinde okuyan bir öğrencinin belki Almanca öğrenmesi çok daha mantıklı olacaktır gibi bölümle de alakalı. Ama güncel koşullara baktığımızda öğrencileri öğrenecekleri ikinci dilin hangisi olmasını önerirsiniz? Nereye yönelsinler? Sizin bu konudaki belki yol göstermeniz de önemli olur. Şimdi dediğiniz gibi özetle şöyle söyleyeyim, aslında bunu önermek çok zor bir şey. Yani ne kadar çok dil öğrenirsen o kadar faydalıdır. Ama ne yapacağına, hayattan ne beklediğine bağlı olarak bu dili seçmek önemlidir. Diğer taraftan yazılım ve bilgisayar mühendisliğinde okuyan arkadaşları dışlayarak söylüyorum. Diğer alanlardaki arkadaşların ikinci dillerini kodlama olarak seçmelerinin de çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani daha evrensel bir şey, anlaşmayı sağlayan, işte ileride hayatta başarılı olmalarını sağlayacak X dilini öğrenmektense İngilizcenin yanı sıra, İngilizceyi var kabul edip konuşuyorum. O artık olması gerekiyor. Evet, ekstra saymıyoruz. Kodlamayı öğrenmelerinin daha faydalı olabileceğine inanıyorum. Ama bu tamamen geleceklerindeki o kendi hayal ettikleri noktaya ilişkin bir şey. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Güzel bir sohbet oldu. Sizi ağırlamak da burada çok keyifliydi. Böylece gün ortasını da noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere. Total İstasyonları gün ortasını sundu.